TRT Haber'den bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Satır başının 3. saat dilimine hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan kararını eleştirdi. Bu tür şartlar Türkiye için geçerli değil. Ben gelişmelerin olumlu olacağına inanıyorum, dedi. Bu tür şartlar Türkiye için geçerli şartlar değil. Olacak iş de değil. Tabii ABD yönetimi bu desteğini kamuoyu nezdinde görünür kıldıkça Rum-Yunan lobisi başta olmak üzere kongredeki bazı odakların F-16 talebimizi engellemek için girişimlerini tabii hızlandırdıklarını da görüyoruz. Yasayla ilgili süreç devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir hüküm de mevcut değil. Nihai metne bakmak lazım. Ben gelişmelerin olumlu olacağı inancındayım. Demokratlar, cumhuriyetçiler olarak oradan olumlu bir kararın ben çıkabileceğine inanıyorum, dedim. Ve bu konuda da şu anda bazı girişimlerde bulunacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel yayınında yaptı bu açıklamaları sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alım sürecini değerlendirdi. Önemli açıklamaları oldu. Şimdi haberimizde izledik ama biz değerlendireceğiz Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını. F-16 satışına ilişkin Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Yunanistan şartı ne anlama geliyor? Bu tür şartlar Türkiye için geçerli değil, olacak işte değil ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin bu kararını F-16 sürecini bundan sonra nasıl işleyeceğini hem Amerika Birleşik Devletleri ile tıkanan F-16 meselesini hem de Yunanistan'ın adalar üzerinden attığı provokatif adımları değerlendireceğiz. Stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinççi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Teşekkür ederim Canan Hanım, sağ ol. Gün geçmiyor ki Yunanistan'dan provokatif bir adım gelmesin. En son Amerikan Temsilciler Meclisi'nde F-16 şartı getirilmeye çalışıldı yine Yunan lobisi tarafından. Şimdi Türkiye F-16 satışına yönelik Yunanistan'ın bu çabası ne anlama geliyor diye sormak isterim. F-16 süreci nasıl işleyecek, neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye üçgeninde? Evet, aslında bu çabanın nedeni açıkça belli. Yunanistan, Türkiye'nin herhangi bir şekilde kendi güvenlik gereksinimlerini karşılamasına engel olmaya çalışıyor. Süreci sabote etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de sadece kendi kaynaklarla gerçekleşmiyor. Dediğiniz gibi ABD'deki Rum ve Yunan lobisi ve iltisaklı bazı lobiler üzerinden Amerikan Kongresi ile yürütmeyi tıkayacak şekilde satışı engellemeye girişimlerde bulunuyor. Şimdi F-16 meselesine baktığımızda aslında F-16 meselesine nereden geldiğimizi görerek değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü hatırlayacak olursak Türkiye'nin bir hava kuvvetlerini güçlendirme ihtiyacı var. Bunun için F-35 tipi savaş uçağının üretim sürecine yer alan bir partnerdi. Ve bu partnerliği işte malum nedenlerden dolayı önce askıya alındı, sonra çıkarıldı. Ve bunun kompanse edilmesi, yani tazmin edilmesi bir şekilde Türkiye'nin kendi talebiyle değil, aslında ABD'nin bir ara çözüm olarak devreye girmesiyle söz konusu oldu. Belki son sözü en baştan söylemek lazım. Türkiye'nin nihai hedefi ne F-16 ne F-35. Nihai hedef milli muharip uçağın üretilmesi ve ordu envanterine katılması. Devam edeceğiz. Lütfen kaldığınız yerden devam etmenizi rica edeceğim ama bir konuğumuz daha bizimle birlikte yayınımıza katılacak, katkı sağlayacak. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Abdullah Ağar. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Canan. Size saygı, Ferhat Bey, saygılar, iyi yayınlar. Sağ olun. Siz gelmeden biz başladık Ferhat Bey'le. Devam ediyoruz. F-16 satışına ilişkin Yunanistan'ın hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobi faaliyetleriyle devam edelim Ferhat Bey. Buyurun. Evet. ABD'nin teklifi üzerine gelen bir şeydi ve Türkiye'nin nihai hedefi değil, bir ara çözüm mahiyetine bu F-16 meselesi ve bu ara çözüm de ABD'nin önerisiyle gelen, Türkiye'nin kendiliğinden aslında başvurduğu bir şey değildi. Şimdi bu noktada ABD yönetimiyle önden yapılan görüşmelerde olumlu giden bir süreç söz konusu. Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayında da ifade ettiği gibi Biden'la Madrid'de yapılan görüşmede de bir kez daha teyit edilmiş durumda. Ve dolayısıyla yürütmeden gelen açıklamalara bakıldığında gerek bu zirve öncesinde Dışişleri Bakanlığı'ndan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan gerek bazı önde gelen senatörlerden gerekse de
ABD Başkanı Biden'dan gelen açıklamalar bu sürecin sorunsuz gideceği yönünde işaretler vermekteydi. Ama diğer taraftan aynı zamanda Amerikan Kongresi'nin malum bu tür süreçleri tıkayıcı bir pozisyonda olması söz konusu olabiliyor ki işte burada Rum ve Yunan lobisi devreye girdi. Hem de Yunan Genelkurmay Başkanı'nın ABD ziyaretinin esnasında bu bir öneriyi vererek, hatta görsellerle bunun kutlamasını bir şekilde yapacak şekilde bu kadar etkili bir şekilde Yunanistan tarafından tıkanma çabası söz konusu. Şimdi Türkiye bu yönde iki tane adım atıyor. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi Biden'la doğrudan doğruya görüşme. İkincisi bu kongre blokajını veya olası riskleri azaltmak için de Türkiye uzun zamandır Amerikan Kongresi'nde çeşitli parlamenterlerimizi, meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi göndererek çeşitli görüşmeler gerçekleşiyorlar. Ve benim şahsen o görüşmelerden aldığım izlenim bunun geçmişte 2019 veya 2020'deki kadar katı bir Türkiye karşı tutuma sahip olmadıkları. Dolayısıyla orada ziyaretlerde bulunan heyetlerden aldığım izlenim süreçte çok fazla tıkayıcı bir rol oynamayacakları yönünde. Evet. Ama tabii ki bir iki kongre üyesi bile bu tarz bir yasa tasarısını son dakika amiyane tabirle golü atarak ilgili yasaya ekleyip bir şekilde o satışı şarta bağlama yönünde adımlar atabilir ki bu da zaten Türkiye-ABD ilişkilerinde zaten sorunlu giden sürece yeni bir sorun daha eklenmesi anlamına gelecektir. Şimdi Sayın Ağar, dün akşam Cumhurbaşkanı yayını izlemişsinizdir. Orada da F-16 satışına ilişkin Yunanistan şartını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şöyle bir ifade de kullandı. Yunanistan bizim güvenlik ihtiyaçlarımız için uçak almamızı engellemeye çalışıyor. Bir taraftan Amerika'ya, bir taraftan Fransa'ya, değişik ülkelere, hepsine böyle saldırarak Türkiye'ye vermeyin, verirler veya vermezler bizim için önemli değil dedi Cumhurbaşkanı. Biz her şeyimizde korunumumuzu koruyoruz dedi. Şimdi bundan daha birkaç ay önce Miçotakis Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Çok sıcak mesajlar verildi. İkili ilişkilerin diyalog halinde devam edeceğine dair o mesajlar öne çıktı. Ve bütün dünya da bunu böyle gördü. Basın da bunu böyle gördü. Ama daha ülkesine döner dönmez böyle bir enteresan hareketlerde bulunmaya başladı demek herhalde abiyane tabirle doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ne oldu? Miçotakis neden böyle bir tavır değişikliğine gitti bugün? Şimdi efendim sonuçta kendilerince bir oyun oynuyorlar. Stratejik bir oyun oynuyorlar. Hatta jeopolitik, hatta teolojik bir oyun oynuyorlar. Yani sonuçta Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu yalnızlaştırma, ötekileştirme, hatta dönem dönem şeytanlaştırma Türkiye'nin üretmiş olduğu jeopolitik kimlikle ilgili, milli kimlikle ilgili, manevi kimlikle ilgili, tarihsel kimlikle ilgili. Şimdi yoksa küçücük kendilerine bakmak zorunda kalacağı ülkeleri neden Avrupa Birliği'ne alsınlar, neden NATO'ya alsınlar? Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani Türkiye'yi kendilerine yakın tutarak Türkiye'nin başka bir eksene kaymasını veya kendi başına bir takım iradeler ve inisiyatifler üretmesine de engel olmaya çalıştıkları da bir temel gerçek. Ancak son dönemde bu gerginlik tabii çok ayyuka çıktı. Yani özellikle DAEŞ meselesiyle birlikte YPG PKK'ya vermiş oldukları doğrusal destek yani önceden kabul etmiyorlardı. Şimdi artık aşikar bir hale geldi. Ve bir diğer tarafıyla da tabii FETÖ meselesi. Ve bizim yapmış olduğumuz harekatlarda bizi sürekli engellemeye çalışmaları. Yani Rusya ile işbirliği yapıyorlar. Müttefikleri Türkiye ile işbirliği yapmıyorlar. İş bu kadar ayyuka çıkmış durumda. Şimdi burada tabii bir sorunları var artık. Şimdi biz bağımlıyız. Nerede bağımlıyız? Hepimizin bildiği F serisi uçaklarda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlıyız. Şimdi bu bağımlılığı ne kadar sürdürebilirim? Ne kadar bundan menfaat temin edebilirim gibi temel bir yaklaşım var. Şimdi Ege'deki hava sahası meselesinin F-16 satışıyla ne ilgisi var? Ama oradan bir şarta bağlamaya çalışıyor. Ve buradan aslında sizin egemenliğinizle ilgili çok büyük bir taviz kopartmaya çalışıyor. Çünkü onu kastettiği Yunanistan'ın iddia ettiği hava sahası egemenliği. Yani o, evet, o hava sahasını artırmaya çalışıyor. Siz F-16 alacağım diye bunu kabul ettiğiniz zaman bir doğrudan doğruya Yunanistan'ın hava sahasını, kendi egemenlik alanınızı yönetsen hava sahası kabul etmiş olacaksınız. Yani burada bir kurgu tuzak var. Bir diğer tarafıyla
Evet, F-16'ları almak istiyoruz. Neden? Çünkü milli muharip uçağını yapıncaya kadar bir ara döneme ihtiyacımız var. Bir hava kuvvetlerimizde bir zafiyetin veya bir hassasiyetin gelişmesini engellemeye ihtiyacımız var. Öte tarafıyla da hala bir şekilde F serisi uçakları, F-16'ları, F-4'leri kullanıyoruz. Ve buradan yedek parça dahil olmak üzere pek çok ihtiyacımız var. Şimdi bunu da kullanma eğilimi içerisinde olduğu gözüküyor. Bir diğer tarafı da kendi kendine şu soruyu soruyor. Diyor ki, biz diyor buna vermezsek bu uçakları bu gidecek başka yerden alacak diyor. Evet. Şimdi bu Amerikan menfaatlerine bir şey değil. Yani şu an F-16'ları satma, Türkiye'nin bağımlılıklarının devam etmesi adına Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli. Evet. NATO açısından önemli, Amerika'nın menfaatleri açısından önemli ve pozitif. Ama şimdi tabii bunların pozitif olması bizden taviz koparmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi buna dair bir mücadele var. Ama şöyle bir cümle kurmam gerektiğini düşünüyorum. Son cümlem de bu olacak. Şimdi bu şekilde yokuş yapmaya devam ederlerse, evet şu an alımla ilgili süreç bizim sorunumuz. Almaktan vazgeçersek bu artık onların sorunu olacak. Peki. Bunu da hani bir not olarak kaydetmek istiyorum. Şimdi Yunan lobisinin faaliyetlerine ilişkin bir dosya haberimiz var sevgili seyirciler. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Sonra konuklarımızla bunları da değerlendireceğiz. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde Yunan lobisinin Türkiye karşıtı faaliyetleri dikkat çekmeye başladı. Hukuksuzluklarını propagandayla örtmeye çalışan Yunan lobisi, Türkiye'ye yönelik uluslararası baskı oluşturmak için çabalıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri siyasetini Türkiye aleyhinde yönlendirmeyi hedefliyor. Yunan lobisinin Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki rolünü muhabirimiz Ahmet Çakıcı araştırdı efendim. Baskıyla ilişkilere yön verme çabası, karalama ve propagandayla yürütülen kampanyalar. Yunan lobisi ABD'de Türkiye karşıtı faaliyetleriyle dikkati çekiyor. Lobi son olarak Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkışıyla devreye girdi. Türkiye, Yunanistan'la yaşanan gerilimde meşru haklarını korumakta kararlı. Yunan tarafı ise haksız taleplerini kabul ettirmek için Türkiye karşıtı algı oluşturma çabasında. Bu noktada devreye lobiler giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi kritik makamlarla ilişki kurarak Türkiye ile ilgili kararları etkilemeye çalışıyor. F-16'ların satın alınması ve modernizasyonu konusunda Başkan Biden işte destekleyeceğiz dedi. Ve arkasının hemen Rum ve Yunan lobisi şartlı bir karar çıkarmaya çalıştı. Yani bunlar bir defa Türkiye'nin menfaatlerini baltalayan gruplar. ABD'deki Yunan-Rum lobisi Türkiye'yi karalamayı yıllardır bir strateji haline getirmiş durumda. Hedef kamuoyu oluşturarak Ege ve Akdeniz'de dengeleri kendi lehine değiştirmek. Milletvekillerini, senatörleri bir yerde satın alıyorlar. Bunu söylemek lazım. Bu açık bir yer. Onlara menfaat sağlıyor. İşte geziler düzenliyorlar. Hem halklar arasındaki ilişkileri bozuyor hem de bölgesel huzur ve barışı bozuyor. Yani bunları kabul etmek mümkün değil. Yunanistan-Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye karşıtı lobiciliğe ağırlık verdi. Yunan lobisi Türkiye'ye karşı silah ambargoları için çabaladı. 2010 yılında Kongre'ye Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığını sonlandırmasını hedefleyen bir yasa tasarısı sunuldu. Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi için çağrılar yapıldı. Bugün Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi manada bir lobi etkisi ya da lobi varlığı, buradaki lobiler ve Amerika arasındaki girift ilişkiler bağlamında her geçen gün daha ağırlık kazanmakta. Başlı başına bir sektör haline geldiğini ve burada Amerika'nın kendi âli menfaatlerinden daha öte oradaki bir kısım azınlık grupların kendi çıkarlarının daha ön planda tutulabildiğini görüyoruz. Yunan lobisi adaların silahlandırılması, deniz yetki alanları, Kıbrıs meselesi gibi konularda Türkiye'ye karşı bir tutum oluşturmak için çalışıyor. ABD'deki bazı Rum gruplar Ermeni lobisiyle işbirliği yaparak sözde soykırımın tanınması için de çalışıyor. Amerika'daki yönetimi etkilemeye dönük
ciddi bir takım faaliyetler yürüttüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Esas olan burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara alan açmasıyla ilgili. Bu örgütlerle olan yakın ilişkileri aynı zamanda bu örgütlerin lobi adı altında Amerika Birleşik Devletleri açısından daha kullanışlı birer enstrümana dönüşmesine yol açıyor. FETÖ, Yunan lobisiyle yürüttüğü işbirliği üzerinden siyasetçilere yüklü bağışlar yaptı. Bu ortaklık, kongreden çıkan Türkiye karşıtı mektupları teşvik etti. Türkiye, haklarından taviz vermeden lobilere karşı da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'ın Türkiye aleyhindeki girişimlerini değerlendiriyoruz. İki kıymetli konuğumuzla sevgili seyirciler. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, SETA Dış Politika Araştırmacısı Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinççi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Abdullah Ağar konuklarımız. Sayın Pirinççi, şimdi dosya haberimizde izledik. Yunan lobisinin etkinliğini giderek Amerika Birleşik Devletleri'nde artırmaya çalıştığını gördük. Yunan lobisinin Türkiye aleyhine tutumunun altında yatan nedir efendim? En baştan belki de Amerikan sisteminde lobicilik yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor ve Yunan lobisinin haberlerinizde belirttiğiniz gibi asıl motivasyonu 1974 sonrasında Kıbrıs meselesinden sonra başladı. Onun öncesinde Türkiye'ye karşı ufak tefek bazı faaliyetler vardı 50'lerden itibaren ama 74'ten sonra ana motivasyon, hatta tek motivasyon neredeyse Türkiye ABD Yunanistan ilişkilerinin iyi olmasından ziyade Türkiye ABD ilişkilerinde ABD'nin kısıtlanması, dolayısıyla Türkiye'nin engellenmesi şeklinde bir motivasyon kaynağı oldu. Bunun da temel gerekçesi Yunanistan'ın kendince algılamış olduğu tehditlerde hep Türkiye'yi ön plana koyması ve Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması suretiyle de kendisini nispeten tırnak içinde daha güvenli hissetme ihtiyacı. Ama bu Yunan lobisinin etkisine baktığımızda aslında 2000-2010 döneminde Yunan lobisinin Amerikan siyasetindeki etkisi çok minimalize olmuştu. Şu anda ABD'de yaşayan bazı tahminlere göre 2 ila 3 milyon arası Yunan kökenli Amerikan vatandaşı var. Ve bunlar bir seçmen kitlesi olarak oldukça etkili. Sadece bu değil tabii ki, bazı kültürel, dini ve bazı farklı şekillerde jeopolitik sebepler de burada etkili oluyordu. Ama o 2000-2010 döneminden sonra deyim yerindeyse özellikle 2020'ye doğru gelirken Yunan lobisi etki anlamında küllerinden yeniden doğdu, ortaya çıktı. Ve bu etkiyi aslında başlı başına koymuyor Canan Hanım. Aslında buradaki etkisi büyük ölçüde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan sorunlar veya Türkiye'nin farklı ülkelerle ilişkilerinde yaşanan gerginlikler, sorunlardan da Yunan lobisinin bir şekilde işbirliği yapıp o alanı kapatmaya çalışması. Yani haberinizde Ermeni lobisinden bahsedildi. Evet. Zaman zaman Türkiye-İsrail ilişkiye girildiğinde İsrail lobisiyle PKK-YPG lobisi oluştu artık ABD'de. Evet, PKK-YPG lobisiyle yeri geldiğinde farklı ülkelerin kiralamış olduğu lobi şirketleri üzerinden yapmış oldukları işbirlikleriyle Türkiye karşıtı geniş bir blok oluşturup orada resmen kongreyle ve yürütmeyle Türkiye arasındaki ilişkileri sınırlandırmaya, bozmaya çalışan bir girişimleri söz konusu olmuştu. Ama 2022 ve sonrasında özellikle bu Türkiye'nin son dönemde atmış olduğu bölgesel normalleşme adımları çerçevesinde Ermeni lobisini kenarda bırakacak olursak Rum lobisinin yanında yer alan aktör neredeyse yok. En azından açık bir şekilde yok. Tabii buna FETÖ lobisini de eklememiz lazım. Bu da önemli bir faktör son dönemde özellikle. Ama şu anda Ermeni lobisinin haricinde Rum lobisinin yanında yer alan etkili bir aktör yok. Dolayısıyla Rum lobisi işte o açığını bir şekilde Biden üzerinden veya Amerikan yönetimindeki farklı etkili liderler üzerinden, kongre üzerinden hala sürdürmeye çalışıyor. Ama tekrar ifade etmek gerekirse ana motivasyon kaynağı Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması, Türkiye'nin jeopolitik artan etkisinin azaltılması ve mümkün mertebede manevra alanının daraltılması. Sayın Ağar, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde peki Yunan lobisi neden, nasıl alan buluyor? O faaliyetlere nasıl müsaade ediliyor? Bunun altyapısını bize anlatır mısınız rica etsem? Şimdi efendim, tabii örneğin demokratlara veya cumhuriyetçilere ağırlıklı olarak destek verme veya tamamıyla ona teslim olup onları ölümüne destekleme. Böyle bir lobi yok. Yani hani anlamlandırmak için bunu söylüyorum. Şimdi bu aslında lobilerin demokratlarla ve cumhuriyetçilerle hangisi iktidara gelirse gelsin veya hangisi senatoda veya temsilciler meclisinde etkili olursa olsun kendi aralarında geliştirmiş oldukları simbiyotik bir ilişki. Yani işte seyahatler, geziler, fonlar, işte hediyeler,
başka başka şeyler. Şimdi ama bu bir yere kadar. Şimdi Amerikan devlet iradesi lobicinin lobi yapmasına kendi öngörüleri çerçevesinde izin veriyor aslında. Evet. Yani hani bir ilişki geliştiriyorlar. Buradan nemalanıyorlar. Buradan keyifli işler onlar açısından. Ama iş ciddileştiği zaman lobi bir yere kadar. Yani Amerikan devletinin dediği oluyor sonuçta. Bir şartı var. Amerikan devletin içine nüfuz etmemişlerse. Yani devletin içinden, devletin içinde konumlanıp oradan bir şekilde siyasi ve stratejik kararları etkilemiyorlarsa. Şimdi bu başka bir fotoğraf. Yani bu Amerikan devletinin karar verici aklını etkilemekle ilgili bir fotoğraf. Ama lobiler, Amerikalılar bu işi seviyorlar. Çünkü sonuçta bu işin içerisinde keyifli enstantaneler var. Hoş. Şimdi bunu ama kendi menfaatlerine uyduğu kadar izin verdiklerini düşünüyorum. Ama burada lobicilere köpürtebilirler mi? Evet bak biz senin dediğini yaptık ama hayır asli kökenine baktığınız zaman Amerikan devletinin yani Pentagon'un, CIA'in ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu bütünleşik siyaset ve stratejiye uyduğu sürece lobiler Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili. Ama öteki türlü ben şunu görüyorum, lobiler onların iradelerine uymak zorunda kalıyorlar. Hatta dönem dönem ayar verdiklerini görüyoruz. Hatta Ferhat Bey biraz önce söyledi. Yani dönem dönem etkinlikleri kısıtlanıyor, sınırlanıyor veya yüz vermiyorlar. Niye? Çünkü Amerikan siyaset ve stratejisine uymuyor yapmış oldukları lobicilik. Hani kısmi yani cüzi miktarda bir etki ortaya koyabilir mi? Koyar. Çok büyük paralar falan da harcanıyor bu dünyada biliyorsunuz. Tabi Amerikan düzeni böyle. Sonuçta yani kendi etraflarında çalışan kişilere dahi maaş verdiklerini görüyoruz. Yani ve bu bir şekilde düzen içerisinde yer alıyor. Ama hani köpürtüldüğü kadar değil. Ben açıkçası sorunu lobilerin ortaya koymuş olduğu etkiden ziyade lobilerle eş güdüm siyaset ve strateji üreten Amerikan devletinde görüyorum, algılıyorum. Yani o açıdan bizim muhatabımız orası. Evet Türkiye'de dönem dönem lobi yapmakla ilgili cümleler kuruluyor. Yapılması gerekiyor tabii elbette. Evet. Yani sonuçta sizin orada bir kamu diploması yapmanız gerekiyor. Bir psikolojik harekat yapmanız gerekiyor. Bir algı yapmanız gerekiyor. Bunlar hepsi son derece önemli. Ama bir diğer tarafıyla da şunu düşünmüyor değilim açıkçası. Kararı yani verilmiş bir kararı etkilemek adına yapılan beyhude bir lobiciliğin çok büyük paralar harcanarak ne kadar gerekli olduğunu da sorgulamıyor değilim Canan Hanım. Yani evet. Hani simbiyotik ilişkiye iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Yunan'ın lobi yapması. Niye? Çünkü işlerine geliyor, hoşlarına gidiyor. Evet. Ama ortaya koyduğu Yunan lobisinin ortaya koymuş olduğu etki. Şimdi Amerikan devleti diyecek ki ben Türkiye F-16 satacağım. Ne kadar etkili olabilir ki? Ama burada bir şey var. Başka bir şey daha söyleyerek bitireceğim müsaadenizle. Yunanistan'ın bu uygulanan jeopolitik ve stratejik kurgularda bir rol biçildiğini, lobisinde bir rol biçildiğini de söylemeliyim. Evet. Yani şimdi bakın 9 tane üs. Sayın Erdoğan dün ifade etti. 5+4. Şimdi bu üslerin açılmasının karşılığında Yunanistan'ın ağzına bir parmak bal çalınması gerekiyor. Yani lobici başrol değil. Başrol Amerika Birleşik Devletleri. Hani böyle okumunun ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki. Şimdi lobi faaliyetlerinin yanında Yunanistan'ın aynı zamanda silahlanma politikası da yürüttüğünü görüyoruz. Bunun da Türkiye'ye yönelik bir tehdit unsuru oluşturduğu ortada. Ancak şöyle bir istatistik var. Avrupa Birliği'nin en borçlu ülkesi Yunanistan. Miçotakis hükümeti ise buna rağmen silahlanma ısrarından vazgeçmiyor. Eski başbakanlardan Alexis Tsipras'ın lideri olduğu Syriza Partisi Yunanistan'ın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtiğini söyledi. Şimdi ekonomik çöküş uyarısında bulunduğu Syriza Başkanı Tsipras. Şimdi bir haber yine dosyamız var sevgili seyirciler. Bu haber dosyamızı da TRT Haber muhabiri Günay Durel hazırladı. O dosyayı izleyelim. Ardından Yunanistan neden ve nasıl silahlanıyor konuşacağız konuklarımızla. Müzik
Savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtik. Açıklama Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Syriza'dan geldi. Üstelik bu kıyaslama yapılırken olası F-35 alımı ve hayata geçirilmesi planlanan silahlanma programlarının da hesaba katılmadığı vurgulandı. Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal eden Yunanistan, uluslararası hukuku çiğneyerek silahsızlandırılmış statüdeki adaları silahlandırdı. Bu statüdeki 23 adadan 16'sını cephanelik haline getirdi. Bazılarına havaalanı inşa ederek savaş uçakları yerleştirdi. Bu hukuksuz adımlarla bir yandan bölgede tansiyonu sürekli yükselten Mitsotakis hükümeti iç siyasette de büyük tepki çekiyor. Syriza, Yunan hükümetinin silahlanma programına ağırlık vermesini sert dille eleştirdi. Yıllar sonra alınacak sistemler için şimdiden Yunan ekonomisinde oluşan mali külfete dikkat çekildi. 2015-2019 yılları arasında iktidar partisi olan Syriza, eski Yunan hükümetlerinin silahlanma konusunda yaptığı hataları hatırlattı. Bugünkü iktidar partisi Yeni Demokrasi ve PASOK eski hükümetlerinin yürüttüğü silahlanma programlarının yolsuzluğa ve mali külfete yol açtığı vurgulandı. Üstelik geçmişteki silahlanmanın Yunanistan'ı sarsan büyük ekonomik krize katkıda bulunduğuna dikkat çekildi. Yunan ana muhalefeti geçmişte silahlanma konusunda yanlış harcamaların yapıldığını vurguladı. Bu sebeple zaruri savunma harcamalarına gerekli mali kaynağın bulunamadığı, alınan aşırı pahalı silah sistemlerinin çalışabilir duruma getirilemediği hatırlatıldı. Yunan ana muhalefeti Mitsotakis hükümetinin de benzer hatalar yaptığını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada Mitsotakis hükümetinin savunma harcamalarını idare şekline ve önceliklerine güvenmediğimiz için bu tür harcamaları desteklemiyoruz denildi. Yerli savunma sanayi için bir vida bile temin edilmiyor sözleriyle Atina'nın silahlanma programına tepki gösterildi. Eski Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın partisi, Mitsotakis hükümetinin dış politikadaki yetersizliği sebebiyle silahlandığını ima etti. Mitsotakis hükümetinin dış politika açığını hiçbir silah sistemi kapatamaz vurgusu yaptı. Syriza silahlanmanın olası ekonomik sonuçlarına ilişkin endişesini sık sık dile getiriyor. Ekonomik veriler de bu endişeyi doğrular nitelikte. İstatistiklere göre Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek borç oranına sahip. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'a göre 2022 yılının ilk çeyreğinde kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı Yunanistan'da %189,3. Üstelik Yunanistan'daki enflasyon oranı da neredeyse son 30 yılın zirvesinde. Ana muhalefet dışında Yunanistan Komünist Partisi ve Mera 25'te sık sık Mitsotakis hükümetini silahlanma yarışı konusunda eleştiriyor. Peki Yunanistan adaları neden silahlandırıyor? Aslında çok uzun süredir konuştuğumuz bir konu ama silahlanmanın da önüne geçilmemediğini görüyoruz. Uluslararası anlaşmalarında hiçe sayıldığı ortada. Şimdi Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi SETA Dış Politika Araştırmacısı Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinç sizinle devam edelim. Yunanistan'da muhalefet partisi lideri Tsipras'ın şöyle bir değerlendirmesi var. Mitsotakis hükümetinin dış politikadaki yetersizliği sebebiyle silahlandığını ima etti. Bu doğru mudur? Yoksa başka bir sebep mi var? İlavesinde de bu açığı kapatamaz silahlanmayla şeklinde bir ifadesi var. Şimdi Yunan dış politikası dediğimizde esasında Yunan dış politikasının ana motivasyon kaynağı Türkiye. Dolayısıyla 1974'ten itibaren hep Türkiye merkezli bir dış ve güvenlik politikası yapımı içine girdi. Ve giriştiği bütün ittifaklarda neredeyse buna AB üyeliği dahil olmak üzere ve Orta Doğu ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, ittifaklar dahil olmak üzere ve yine silahlanma politikası dahil olmak üzere hep Türkiye'ye ön planda Türkiye merkezli bir yapılanma yaptı. Deyim yerinde ise Türkiye'ye tırnak içinde doğudan gelen tehlike olarak lanse etti. Bu şekilde değerlendirdi Yunan stratejik aklı. Ve yapmış olduğu silahlanmalarda da yine aynı şekilde bu amaçla gerçekleştiriyor. Ve adaların silahlandırmasına baktığımızda burada iki tane amacı gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir yönüyle kendisinin Türkiye'den algıladığı sözde tehdidi dengelemeye çalışıyor ama diğer yönüyle de o silahsızlandırılmış veya gayri askeri statünün ihlal edilmesiyle bunu artık bir fiili durum haline getirmeye çalışıyor ve buradan aldığı cesaretle de bu girişmiş olduğu işbirlikleri ve ittifaklara bunu artırmaya çalışıyor. Şimdi bir tespit yapmak lazım Canan Hanım. Yunanistan küçük bir ülke. Bizim evet. Uluslararası ilişkiler küçük ülke psikolojisi denilen bir şey vardır ve bu küçük ülke psikolojisi çerçevesinde hareket eden bir ülke. Normal şartlar altında kıyıları karşılıklı
yarı kapalı bir denize sahip olan bir bölgede Türkiye ile yaşamış olduğu sorunları, ki Yunanistan'a bakacak olursak kıta sahanın haricinde sanki hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor ama Türkiye ile yaşadığı sorunları iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, hakkaniyet ölçüsünde, hakça ilkeler çerçevesinde görüşse, diyalog içinde olsa aslında ne silahlanmaya gerek olur ne de farklı ittifak ilişkilerine girmeye gerek olur. Başka dışarıya bağlanmaya gerek olmaz, bağımlılığını azaltır en azından. Ama bunu tercih etmek yerine bir yönüyle görüşmeler yapıp bir yönüyle de gerek ABD'yle, gerek Fransa'yla, gerekse de diğer aktörlerle, Türkiye'nin özellikle dış politikada zaman zaman gerginlikler yaşadığı aktörlerle iş birlikleri yaparak bir şekilde Türkiye'yi dengelemeye çalışıyor. Evet. Şimdi Türkiye-Yunanistan ilişkileri tarihi bize şunu gösteriyor. Hiçbir şekilde Yunanistan'ın geçmişte yapmış olduğu ve günümüzde yapmış olduğu iş birlikleri, silahlanmalar Türkiye'yi caydırmaktan vazgeçirmedi. Veya Türkiye'yi caydırmadı. Evet. Ve Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasında Yunanistan çok minimal bir rol oynuyor. Yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meydan okumaları düşündüğümüzde işte haberlerimizde bile Yunanistan sadece belli bazı dönemlerde saman alevi gibi parlıyor, ondan sonra sönüyor. Ama evet, tabii ki dış ve güvenlik politikasında Yunanistan'ın yapmış olduğu bu silahlanma ve siyasi ittifaklar, askeri ittifaklar önemli, takip edilmelidir, farkında olunmalıdır. Ama Yunanistan'ın bunların sonucunda bir olumlu sonuca ulaşacağını düşünmüyorum. Çünkü coğrafya bir şekilde orada belli. Türkiye ile beraber yaşamak zorunda Yunanistan ve bunun da yolu iyi komşuluk ilişkileri ve diyalog çerçevesinde diplomasiden geçiyor büyük ölçüde. Evet, Sayın Ağar, peki silahsız statüde olması gereken adaların silahlandırılıyor olması uluslararası anlaşmaların hiçe sayıldığı anlamına geliyor. Burada bir uluslararası anlaşmaların artık hükmü kalmadı mı dünyada ve burada gizli özne Yunanistan'ın silahlandırılmasında yine Amerika Birleşik Devletleri mi? Son birkaç dakikamız olduğunda hatırlatmak isterim. Can Hanım, bence son derece ciddi bir sorunumuz var. Şimdi öncelikli olarak hem Lozan hem Paris anlaşmalarını mugayir, ihlal eden bir Ege Aydak meselesi var. Bir adaların silahlandırılması ve askeri hareketlilik meselesi var. Bir diğer tarafında da işgal edilen adalar var. Şimdi bu meselenin bir boyutu. Evet. Bir de bunları neden yapıyor? Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir enerji denklemi oluşturuldu. Şimdi bunun devamlılığı açısından ve bu projenin işlemesi açısından, çünkü Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişiminin engellenmesi en önemli projelerden bir tanesi. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan paylaşıma baktığınız zaman da aynı şeyi görüyorsunuz. Türkiye'nin enerji kaynakları olmamalı. Enerji jeopolitiğinde bir inisiyatifi olmamalı Türkiye'nin. Şu an Doğu Akdeniz'le ilgili bu inisiyatifin engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla da hani hep bir cümle kuruyoruz. Diyoruz ki 1820'den itibaren 8 kere genişlemiş. Bu genişleme kime karşı? Özellikle bize karşı. Evet, Balkanlara karşı da bir takım genişlemeleri var ama özellikle bize karşı. Evet. Şimdi en son kertede genişlemiş. Genişlemesini ne yapıyor? Şu an mevzilenerek genişlediği alan emniyeti almaya çalışıyor. Ve buralarda bir stabilizasyon sağladıktan sonra ileriye tekrar adım atmak için o mevzileri kullanacak. Bir dayanak noktası, bir köprü başı, bir kıyı başı olarak kullanacak. Bu açılardan bakıldığı zaman karşımızda bence son derece büyük bir sorun var. Ve bu açıdan ele almanın ben çok doğru olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için Sayın Abdullah Ağar. Sevgili seyirciler, Yunanistan'ın son zamanlardaki Türkiye karşıtı girişimlerini, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek adalardaki girişimlerini değerlendirdik konuklarımızla. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, SETA Dış Politika Araştırmacısı Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinç hocam, çok teşekkür ediyoruz yine katkı için. Ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Abdullah Ağar, çok teşekkür ediyoruz efendim yayına katkı için.